İkinci Bahar, Hayat Bilgisi ve Bursa Bülbülü adlı yapımların da aralarında bulunduğu çok sayıda dizi ve filmde canlandırdığı karakterlerle izleyicinin gönlünde taht kurdu. İkinci Bahar'ın Kebapçı Vakkası, Hayat Bilgisi'nin Amil Bey'iydi. Dizi, sinema ve tiyatroya ömrünün 63 yılını adayan usta sanatçı Tarık Pabuççoğlu'nu anlatacağım bugün sizlere. <laughs> 1949 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Samatya'da geçen çocukluğunda Hacivat Karagöz gösterileri yapıyordu arkadaşlarına. Bir yerde izleyip etkilenmişti önce. Sonra Karagöz Hacivat tasvirlerini buldu. Onları yağlı kağıda çizdi ve bu çizimleri kesip sopanın ucuna taktı. Bir mum ışığında oynattı. Ama o zaman oyunculuğun, sanatın ne demek olduğunu bilmiyordu. Tom Mix, Texas vardı o zaman. Çocuklukta çok okurdu. Onları keser, yan yana birbirine film montajlar gibi, negatif montajlar gibi eklerdi. Ama bunların sanatla ilgili şeyler olduğunun farkında değildi. Bu arada başarılı bir öğrenci oldu. Galatasaray Lisesi'nde yatılı okudu. Ama başarılı olduğu kadar yaramazdı da. Abisi de aynı okuldan mezundu. Ama o, Tarık Pabuççuoğlu'nun aksine okulun örnek öğrencilerindendi. Tarık Pabutçuoğlu burada tiyatroyla tanıştı. Tiyatro Online'dan Adem Dursuna tiyatroyla nasıl tanıştığını şöyle anlatmıştı. Tiyatro ortaokul dönemime kadar bilmediğim bir şeydi. Duyardım tiyatro kelimesini ancak nedense hep sinemaya giderdik. Liseyi Beyoğlu'nun ortasındaki Galatasaray Lisesi'nde okudum. O dönemin tiyatroları Perada yani Beyoğlu'ndaydı. Çarşamba günleri öğleden sonra hep boştu. Dışarı çıkar, Beyoğlu'nu gezer, akşam tekrar dönerdik. İşte yine bir çarşamba günkü öğleden sonra Beyoğlu'na yaptığımız gezilerimizden birinde ''Yahu bu tiyatro denen şey nasıl acaba?'' diye merak ettik. Ve ilk rastladığımız bir tiyatroya girip bilet alıp içeri girdik. Girdiğimiz tiyatro şehir tiyatrolarının yeni komedi sahnesiydi. Biletimi alıp sinemaya girdiğim gibi içeri girip koltuğa oturdum. Işıklar söndü, perde açıldı. Birden sahneye canlı canlı insanlar dolmaya başladı. Tabii sinemaya alışık olduğum için tuhafıma gitti. Sahnede insanları görünce çok şaşırdım. Çok hoşuma gitti. Büyülendim adeta. Sanıyorum 1963 veya 64'tü. O gün oynayan oyunsa ne tesadüftür ki Molière'dendi. Oynayanların arasında Şehir Tiyatrosu'nun en eskilerinden Vasfi Rıza Zobu ve Kemal Bekir gibi usta oyuncular vardı. İnanılmaz bir güldürüydü. Kostümler, hiveler ve jestler beni büyülemişti. İlk seyrettiğim bu oyunla beraber bende bir tiyatro sevdası oluştu. Okulda bir müsamere hazırlanacaktı. Oynamak isteyen var mı diye sorulunca parmak kaldırıp oyuna katılacağımı söyledim. Kendimi denemek istemiştim. Galatasaray Lisesi'nin Tevfik Fikret Konferans Salonu'nda sahneye çıkınca da daha keyiflendim. Yani ilk sahneye çıkışım o meşhur salonda oldu. Cahit Atay'ın Pusuda adlı oyunuydu ilk oynadığım oyun. Bu oyunun arkası geldi geldi ve daha ciddi eserleri sahneledik bu salonda. Sahne tozunu yutunca bir daha bırakamayanlardandı o da. Cihat Tamer'in ekipten ayrılmasıyla onun yerine Devekuşu Kabare'ye geçti önce. Daha sonra Ergun Köknar'ın daveti üzerine Üsküdar Oyuncularına geçti. Köknar yeni kurduğu tiyatroda hem oyunculuk hem de kendisine asistanlık yapmasını istemişti. Pabuççuoğlu seve seve kabul etti. Onun Devekuşu Kabare'de boşalan yerine ise Kemal Sunal geçti. Tiyatroda birbirinden usta isimlerle çalıştı. Münir Özkul, Erol Günaydın gibi isimlerden peyzaldı. Yetenekli ve azimliydi ama üniversite tercihini bambaşka bir alandan yana kullanmıştı. Devlet Güzel Sanatlar Akademisi mimarlık bölümünde okudu. Dışarıda başkaları için çalışmasa da kendi ihtiyaçları için çizim yapmıştı yıllarca. Ayrıca oyunculuğun dışında babasının tekstil ve sanayi işine de 30 yıl devam ettirdi. Tabii ki ilk başladığında bir atölyeydi. Yıllar içinde büyük başarılar elde ettiler. Ürettiklerini ihraç ettiler. Küçük atölye büyük bir sanayi tesisi haline geldi. Yaşadıklarını TRT2'de yayınlanan Hülya Koçiyet'in sunduğu Film Gibi Hayatlar adlı programda şöyle anlatmıştı. Sebebini tam bilmiyorum ama çok derinlerden şöyle bir şey düşünmüş olabilirim. Çok net bir düşünce değil bu yalnız. Tiyatroyu nasılsa yaparım. Tiyatroyu yapmak için başka bir meslekte olmak engel teşkil etmez. Eğer başka birinin yanında çalışmıyorsanız kendi işinizse siz onu gayet organize edersiniz diye düşünmüş olabilirim. 30 yıl sanayicilik ve tiyatroyu aynı anda yaptım. Vatan borcu dahil bütün topluma karşı görevlerimi yapmış oldum. Çocuklar büyüdü, evlendi. Artık ısrarla sanayiciliğe devam etme konusu kapandı ve sadece oyunculuk kaldı. Zira geçimini sadece oyunculukla sağlamıyordu. Bu büyük bir rahatlıktı. Herhangi bir toplulukta sahneye çıkmadığında maddi zorluğa düşmüyordu. Ama imkan oldukça ikisini bir arada götürüyordu. Gündüz fabrikaya gidiyor, akşam tiyatro sahnesine çıkıyordu. Yorucu ama harika bir tempoydu bu. Kariyeri boyunca sayısız kez sahneye çıktı. Oynadığı oyunlar arasında Habu Diyar, Kıvırcık Paşa, Şahları da Vururlar, Kiralık Oyun, Zülfiye Zülfü, Muzur Müzikali, Soyut Padişah, Fişne Pahçesu, Romantika, Kibarlık Budalası, Çalı Kuşu, Figaro'nun Düğünü ve Koca Sinan sayılabilir. Ünlü sanatçı orta oyuncular ve tiyatro kedide de sahneye çıkmıştı. Kameralarla 1980'lerde tanışan sanatçı, Köşe Dönücü, Ah Belinda, Değirmen, Arkadaşım Şeytan, Varsayalım İsmail, Boş Gezen ve Kalpasa gibi yapımlarda rol aldı. Ah Belinda filmine dahil olma hikayesi de çok ilginçti aslında. Tiyatro online'dan Adem Dursun'a verdiği röportajda şöyle anlatmıştı olanları. İlk filmim Atıf Yılmaz'la oldu. İşlerimin yoğunluğundan bir süre tiyatrodan ayrılmak zorunda kalmıştım. Sadece tiyatrodan geçimimi sağladığımı düşünen Atıf abi çok üzülmüş tiyatrodan ayrıldığıma. Tabii o benim tiyatronun dışında başka bir işim olduğundan haberi yokmuş. O da o sırada Ah Belinda filmini çekiyor. O filmde bana güzel bir rol vermişti. asıl tanınırlığını 1998 yılında yayınlanan İkinci Bahar dizisiyle yaşadı. Dizi o dönemin en sevilen projesiydi. Türkan Şoray, Şener Şen, Arif Erkin Güzelbeyoğlu, Güven Hokna, Meral Okay, Özkan Uğur, Cezmi Baskın gibi isimleri barındıran dev bir kadroya sahipti. Settar Tanrue'nin ardından 9. bölümde Vakkas Resuloğlu olarak hikayeye katıldı. Bu diziye dahil olma sürecini Ranini TV'den Cansu Uras'a verdiği röportajda şöyle anlatmıştı. İkinci Bahar dizisini tesadüfen izlemeye başladım. Televizyon dizisi seyretme alışkanlığım pek yoktur. Çok ilgimi çekti. Tüm karakterler o kadar gerçek, hikaye o kadar sıcak ve samimiydi ki o sezon yayından kalkana kadar da büyük bir ilgiyle izledim. Yayından kalkınca da bir o kadar üzüldüm. Aradan bir yıl geçti ve bir gün beni aradılar. Dizinin yeniden çekilmeye başlanacağını söylediler ve Vakkas rolünü oynamamı istediler. Dünyalar benim oldu. Aslında reprise rol diye adlandırdığımız, daha önce başka bir aktörün oynadığı rolü devam ettirmek çok risklidir. Fakat ben düşünmeden kabul ettim. Sanırım o riski almakla doğru yaptım. Başarılı olduğumu düşünüyorum. Tekrar çekimlere başlandığında ve bütün ekip bir araya geldiğinde önce herkes oyuncu değişikliğine şaşırdı. Özellikle eşimi oynayan Nihal Menzil, aa renkli gözlü ve saçlı olan bir vakkas geldi diyerek şaşkınlığını belirtmişti. İkinci Bahar dizisinin benim için en önemli yanlarından biri de doğup büyüdüğüm semt olan Samatya'da çekiliyor olmasıydı. Bütün çocukluğumun geçtiği her gün defalarca arşınladığım Samatya Meydanı ikinci baharın ana mekanıydı. Tarık Pabuççuoğlu ikinci bahar dizisiyle tüm Türkiye'nin tanıdığı ve sevdiği bir isim haline geldi. Sonrasında onlarca yapımda rol aldı. Evimiz Olacak mı, Melekler Evi, Bizim Otel, Koltuk Sevdası, Mumya Firarda, Yıldız Karayel gibi yapımları birkaç seneye sığdırdıktan sonra kariyerindeki bir diğer önemli yapım geldi. Hayat bilgisindeki Amil Bey karakteriyle her hafta evlerimize misafir oldu. Perran Kutman, Akrep Nalan, Belma Canciğer, Ulvi Alacakaptan, Atilla Olgaç, Altan Gördüm, Pakize Suda, Hakan Altıner gibi isimlerin yanı sıra pek çok başarılı genç oyuncu da dizinin kadrosundaydı. Usta oyuncu 2003 ve 2006 yılları arasında yayınlanan ve yayınlandığı dönemin en çok izlenen dizilerinden hayat bilgisine dahil olduğu süreç hakkında TRT2'de yayınlanan Hülya Koçyiğit'in sunduğu Film Gibi Hayatlar programında dikkat çeken itiraflarda bulundu. Hayat Bilgisi dizisinde Amil Bey karakterini canlandıran Pabuççuoğlu, Gani Müjde Kel Mahmut'u hatırlatan bir bir tipi arıyorum diyerek Hayat Bilgisi dizisindeki rolü teklif etti. O kadar çok saçı dökülmüş oyuncu var ki benim jenerasyonumdan desem de hayır ille seni istiyoruz ama kel olacaksın dedi. Hemen peruk dedik. Ama o zamanki kameralar detayı çok okuyordu. Peruk olmadı, kazıyacağız dediler. Berbere gittik bir güzel kazadılar kafayı. Ben 4 sene boyunca böyle gezdim. En komiği de Mayıs ayı gelirdi, dizi tatile girerdi. Yazın tıraş olmaya devam etmiyordum. Brokoli gibi çıkıyor buradan. Çim adam gibi 4 sezon geçti şeklinde konuştu. Ünlü oyuncu Hayat Bilgisi dizisinden sonra İlk Aşk, Kısmeti Otel, Oyun Bitti, Sünnet Davası, Cesaretin Var mı Aşka, Hayattan Korkma, Papatyam, Düşman Kardeşler, Avrupa Avrupa, Şevkat Yerimdar, Oflu Hocanın Şifresi, Sürgün İnek, Çarşı Pazar, Benim Adım Feridun, İçimdeki Fırtına, Gülperi, Organik Aşk, Ah Nerede, Benden Ne Olur, Şimdi Yandık, Bursa Bülbülü, Taçsız Prenses ve Yaren Leylek gibi yapımlar için kamera karşısına geçti. Bir dönem televizyonda program sunuculuğu da yapan Pabuççuoğlu reklam filmlerinde de oynadı. Sabah gazetesine röportaj veren Tarık Pabuççuoğlu setlerde başından geçen ilginç olayları paylaştı. İkinci bahar setinde Şener Şen'in ölümden nasıl döndüğünü anlattı. Geçmişte başımdan iki olay geçti. Birini hatırladıkça hala tüylerim diken diken oluyor. Birincisi ikinci Bahar dizisinde oldu. Ali Haydar'ın yani Şener Şen'in kebapçı dükkanına Secaattin geliyor. Çekmiş kafayı Ali Haydar'ı tehdit edecek. Bunun için silahı doğrulttu, sahneyi çektik. Oysa namluya sürülüm varmış. Biri geçerken Özkan'a değse ya da Özkan yanlışlıkla tetiğe dokunsa bugün Şener Şen yoktu. O sahneyi hatırladıkça tüylerim diken diken oluyor. İkinci olayı Cesaretin Var mı aşka? dizisinde yaşadım. Set ekibi silahı getirdi. Boş mu dedim. Evet dediler. Şarjörü çıkar baktım boş ve yere doğrultup tetiğe bastım. İnanamadım. Meğer Sancan'ın namlusunda mermi varmış.'' Özel yaşamına değinecek olursak 1971 senesinde Gülgün Hanım'la nikah masasına oturdu. İki çocuğu olduğu bilinen sanatçı Gökay Kalaycıoğlu ile 360 derece programına konuk olduğunda dikkat çeken açıklamalar yapmıştı. 29 yıllık eşinden genç bir kadına aşık olduğu için boşandığını anlatmıştı. Eşinizle ne oldu da yolları ayırdınız sorusuna gülerek size ne karşılığını veren Pabuççuoğlu daha sonra şu ifadeleri kullandı. Şiddetli geçimsizliğimiz hiç olmadı. Ben aşık oldum. Aşık olmak ihtiy hissettim 29 yıl sonra bunu ilk kendisine söyledim pişman değilim başka bir amaç için bu değişikliği yapmadım başıma geldi 50 yaş civarında bütün erkeklerde bu oluyor kimi bastırıyor kimi altında eziliyor kimi tamamen koparıyor mutlaka bütün erkeklerde oluyor benim de başıma geldi eşimle kol kola mahkemeye gittik bu durumu olgunlukla karşılamış göründü bir kadının bunu olgunlukla karşılaması mümkün değil bundan sonrası ilginç Aşık olduğu genç kadına 8 yıl birlikte olduğunu söyleyen oyuncu boşandıktan sonra eşimle hiç kopmadık. Sürekli görüşerek neye ihtiyaçları varsa ilgilendim. Aramızda hiç kopma olmadı. Çocuklarım tasvip etmedi ama doğal karşıladı. Aşık olduğum kişi de hanımefendi. Çok düzgün sevecen ve oldukça gençti. 8 sene sürdü ve bitti. Onunla evlilik ve çocuk asla düşünmedim dedi. 8 sene başkasıyla birlikte olduktan sonra eşine geri dönen pabuççuoğlu eşim kapattığı kapıyı çok aşındırtmadı. Bana çok doğal geldi Bunu kime söylesem kabul etmiyor ama bana olabilir gibi geliyor. Bu süreçte çok şey fark ettim. En önemlisi eşimle geçen 29 senede çok iyi arkadaş olmuşuz. Asla bunun farkında değildim. Arkadaş olmayı beceremeyen çiftler ayrılıyor. Benim hayattaki en yakın arkadaşım eşimmiş. Barışınca eski eşim yeniden evlilik istemedi. Eşimle tekrar evlenirsem eskiye döner miyim diye düşündüm. Şu an çok saygılıyım şeklinde konuştu.'' Bu arada kızı Zeynep de babasının izinden gidip tiyatrocu oldu. Tiyatro online'dan Adem Dursun'a kızından şu sözlerle bahsetmişti. Kızım Zeynep küçük yaşta tiyatroya merak sarmıştı. O da tiyatroyu seçti. Bir yönlendirme yapmadım. Tabii ki çevresi tiyatrocu arkadaşlarımla doluydu. Onların ellerinde büyüdü. Yani küçükken tiyatro camiasının içine girdi. Liseyi bitirdi, üniversiteyi İngiltere'de iş idaresi bölümünü okudu. Fakat sonunda ben tiyatrocu olacağım dedi. Ben de engel olmadım. 2018 yılında Tarık Pabuççuoğlu ölümden döndü. Evinde yangın çıktı. Sanatçı ve yardıma gelen komşusu dumandan etkilendi. Pabuççuoğlu elinden ve başından hafif şekilde yaralanırken ambulansa ilk müdahalesi yapıldı. Basın mensuplarına yaptığı açıklamada salonda oturduğu sırada mutfakta bir anda yangın çıktığını belirterek söndürmeye çalışırken komşum da tüple gelerek müdahale etti. İtfaiye ekipleri de söndürdü. Bizim durumumuz iyi dedi. Usta sanatçı Kasım 2023'te ameliyat haberleriyle sevenlerini korkuttu. Pabuççuoğlu sosyal medya hesabından sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Usta oyuncu fotoğrafını paylaşarak, ''Evet, sonunda kilo vermenin yolunu buldum. Prostatı küçülttük. Başarılı bir ameliyatla çok şükür notunu düştü.'' Biz de usta sanatçıya hayatının geri kalanında sağlık, huzur ve mutluluk diliyoruz.